75UD9650 bu ürünle ilgili arkadaşlar daha önce gelen sorular üzerine bir söz vermiştim forum üyelerimize. Mutlaka bununla ilgili bir sohbet kaydı, bir ön incelemesi yapacağım demiştim. 75UD9650 ürünle ilgili önce sizlere öncesinde çalışma yaparak kendime hazırladığım dosyadan bazı bilgiler aktaracağım. Daha sonra da ürünle ilgili ben görüşlerimi aktaracağım arkadaşlar size. Neden böyle bir video yapma gereği duyduk? 75UD9650. Biz şimdi forumdaki birçok arkadaşımız da 9650 serisinin oldukça derin sohbetlerini yapmışızdır. Tartışmalarını yapmışızdır. 55UD9650 ile başladı bizim bu yolculuğumuz. Daha sonra 65UD9650, şimdi de 75UD9650 olarak yine devam etmek istedik. Ancak ben bu bilgileri verdikten sonra size bazı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle isterseniz yaptığım çalışmayı bir bitirelim arkadaşlar. Şuradan ben size ürünün teknik özelliklerini, anakartın neleri desteklediğini, özellikle biliyorum en çok onu merak ediyorsunuz. Panel üreticisinin kim olduğunu, hatta kimler olduğunu. Panel özellikleri nedir? VA midir? IPS midir? Implant switch midir? Şeklinde. Bunların üzerinden bir geçelim. Sonra da kısacık bir sohbetini yaparız bunun. Arkadaşlar videoya girişimde de söylediğim gibi burada 75UD9650'den bahsediyoruz. 75 inç dolayısıyla 190 santim ölçülerinde bir televizyon. Bunu aslında söylemek bile istemiyorum arkadaşlar ama çok enteresan sorular gelebiliyor. Hatta söylem gelebiliyor. Hocam ben ölçtüm, o televizyonun boyu o kadar değil veya boyutu o kadar değil diyen kardeşlerimiz oluyor. Yani küçücük bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Yatay değil, çapraz olarak ölçmeniz gerekiyor. Bir köşeden öbür köşeye olan mesafesidir asıl ölçülmesi gereken yer. Bir parantez açıp onu da bildirelim istedim. Anakartımız MB130S arkadaşlar. Digital Video Broadcasting dediğimiz DVB desteğinde Satellite Terrestrial Cable, yani T2, C ve S2 olarak destekleyebiliyor anakart bize. Aynı zamanda anakartta port girişleri olarak 3 tane HDMI girişi mevcut, 2 tane USB, yani Universal Serial Bus mevcut. BAW denilen Back AV girişi olarak SCART tanımlanmış ürüne. Ethernet bağlantımız var. Personal Computer PCIN girişi mevcut. Aynı zamanda da CI Plus, yani Common Interface dediğimiz arkadaşlar yan taraftan modül girişimiz mevcut. Ses konusunda paneli bilerek söylemiyorum. Biraz değişiklik olsun. Ses konusunda arkadaşlar tatminkar diyebilirim. Çünkü ben 2x12 wattlık Vestel üretimi ürünleri çok inceledim. Özellikle Toshiba'nın 55 incinde bu ses kartının, ses çipinin aynısı var. Ve gerçekten tatminkar bir ses var. Ama Toshiba'da tabii şöyle bir durum da vardı. Hidden değildi. Yani gizli değildi oradaki hoparlörler. Kullanıcıya doğru bakan ses unsurları olduğu için o çok daha tatminkar olabiliyordu. Arkadaşlar 2x12 watt olmasının yanı sıra hoparlörlerde speaker box var. Speaker box'ın ne olduğunu soruyorsunuz bazen. Arkadaşlar bildiğiniz hoparlör, hoparlörün çok pardon aslında bir panel inceleme videosu için getirmiştim bunu buraya. Şuradan örnek verebilirim. Soketi çıkarabilirsek eğer. Ya da çıkarmayalım. Bakayım buraya gelebiliyor mu? Arkadaşlar şu gördüğünüz hoparlör bakın açıkta duruyor. Ama bu bahsettiğim televizyonlarda, yani speaker box var olarak geçen televizyonlarda bunu kapalı görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu hoparlör nasıl bakıyor? Aşağı doğru bakıyor. Yani şöyle gösterelim. Size doğru değil, aşağı doğru bakıyor. Televizyonun kasasının içerisinde Yani zemine yakın duruyor. Ama arka tarafı boşta, sesin büyük kısmı da sesin kabininin içinde kalıyor. Dolayısıyla bizim hidden dediğimiz bu hoparlör sisteminde en çok şikayet ettiğimiz konu da aslında ses seviyesini hep normalden daha çok yükseltmek zorunda kalıyor olmamızdı. Speaker box bize şu avantajı sağlıyor. Kabin içerisine sesin kayıp olmasını engelleyerek daha çok dışarıya çıkmasına sebep oluyor. Bu da daha yüksek bir doyuruculuk sağlayabiliyor. Bunun haricinde arkadaşlar dahili subwoofer'ımız var. Optik out desteğimiz var. Ve dijital true surround sistemimiz var. Yani DTS HD desteği var seste. Ve söz konusu ses olunca tabi Bluetooth desteği var arkadaşlar. Kablosuz ses sistemleriyle bağlantı kurabilmeniz için. Smart özelliklerinde dahili Wi-Fi'yi zaten söylemeye gerek yok artık. Wireless display dediğimiz Wi-Di özelliği mevcut. Open browser var arkadaşlar. Yani portal üzerinden tanımlanmış belli başlı uygulamalara gitmek zorunda değilsiniz. Aynen bilgisayarda olduğu gibi bir tarayıcı açıp oradan tarayıcı adres çubuğuna istediğiniz internet adresini yazıp internette gezinebilirsiniz. Digital Living Network Alliance da açıklaması, yanlış hatırlamıyorsam DLNA desteği var arkadaşlar. Nero Media Home, Netflix Connectivity özelliği mevcut. Bunların dışında HDMI, CC/ARC, TürkSat kanal geçiş sistemi TKGS. Bunlar var olanlar. TVBu ile ve HBB TV ile bunları da var görüyoruz. Arkadaşlar yok olarak gördüklerim personel video recorder, yani PVR yok. Aynı zamanda Dijitürk'le bir anlaşma yok. Yani yan taraftan modül takarak izleyebilme imkanınız olmayacak. Bu ürünlerde yani %99 bütün Vestel üretimlerinde olduğu gibi duvar askı aparatı içerisinden çıkıyor. Çıkmayanlar genelde arkadaşlar Toshiba, JVC, Hitachi gibi ürün grupları oluyor biliyorsunuz. Uzaktan kumanda kodu 4995, yani siyah Netflix butonlu olan kumandalardan bahsediyor. Ve pil var, Duracell diye de kayıtlı. Şöyle arkadaşlar, belki sizlere basit gelebilir ama ben önemsiyorum. Bunu da bir Vestel reklamı olarak algılamayın. Birçok ürünü inceliyoruz. Birçok ürünle ilgili hem pozitif hem negatif yanları hep aktarıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Şu pilin Duracell olarak kullanılmasını ben açıkçası tüketiciye verilen bir değer olarak görüyorum. Tabii gönül istiyor ki pilde tercih ettikleri kaliteyi televizyonun bütün donanımlarında tercih etseler. Mesela buna 768 MB RAM yeter deyip de 768 RAM takacaklarına, hani tabi gönül öyle istiyor ama ticaret öyle yürümüyor, ben de farkındayım. Keşke 1 GB RAM taksalar ürüne de MB9X ailesinde olduğu gibi aradan 3 yıl 4 yıl geçtikten sonra o dönemin temsilcisi olan uygulamaların yüklenmesi istendiğinde bunun RAM'i yetmiyor, işlemcisi yetmiyor denmese keşke tüketicilere. Yani bu Duracell tercihindeki mantıklarını Vestel yetkililerinden aslında televizyonun geneline yaymalarını tercih ediyoruz ve temenni ediyoruz açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar panel konusuna. Panel üreticisi kim diyecek olursanız, ben size bunun cevabını kimler diye sormalısınız diyerek verebilirim. Arkadaşlar panelin üreticisi LG, yani IPS teknolojisi, aynı zamanda Acer Unipack Optronics VA teknolojisi, yani AUO panelden bahsediyoruz. Bu koşullarda siz evinize bir 75UD9650 televizyon aldığınızda acaba IPS panel mi gelecek, VA panel mi gelecek sorusunun cevabını şu aşamada bilebilecek kimse yok maalesef. Bu da yine eleştirdiğimiz diğer konuların başında geliyor. Neden üreticiler kutuların üstüne bu ürün IPS paneldir, bu ürün TN paneldir, işte Twisted Nematic diye geçiyor da arkadaşlar, veya bu ürün VA paneldir diye niye yazmazlar? Ben hala anlamış değilim. Neden bu bir devlet sırrı mantığında saklanıyor. Onu da anlamış değilim. Bugün artık günümüz koşullarında o kadar bilinçli bir tüketici toplumuyuz ki hala da daha da yaygınlaşmaya çalışıyoruz. İnsanlar ürünlerini alırken çok daha derin araştırmalar yapıyorlar. Üreticiler bundan neden rahatsız oluyorlar bilmiyorum. Neden insanlar satın almak istedikleri ürünün işlemcisini öğrenemesin, kaç megabayt veya kaç gigabayt RAM olduğunu öğrenemesin, panelin yapı tipini neden öğrenemesin, ben bunu anlamış değilim. Neden bilgisayarlar satılırken neredeyse bilgisayarın kasasının plastiğinde kullanılan polipropilen maddesine kadar her şeyi bilgisayar üreticileri bu kadar rahat açıklayabiliyorken televizyon üreticileri neden televizyonlarında bu kadar geniş detay vermiyorlar? Ben inanın bilmiyorum. İşlemci özelliğine bakıyorsunuz. İşte bilgisayarda bakıyorsunuz. Bilgisayardan çok uzağım arkadaşlar. Sallıyorum. Intel Core işte diyor bıdı 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 diye devam ediyor. Telefona bakıyorsunuz. Snapdragon ABC XYZ 35710 diye giden kodlar var. Televizyona bakıyorsunuz 2 çekirdek 4 çekirdek yazıyor. Buna da anlam veremiyoruz açıkçası. Biz forum üyeleri veya benim takipçim olan bütün arkadaşlarım biz daha derin bilgiler istiyoruz. Bu işlemci Amstar'ın mıdır, Mediatek'in midir, Qualcomm'un mudur, başka bir üreticinin midir? Bunları bilmemizde ne sakınca var ben anlamış değilim. Biz bunları da bilmek istiyoruz. Televizyon üreticileri lütfen bizim sesimizi de kulak verin diyorum buradan. Evet arkadaşlar, televizyonumuzun panel tipini de öğrendik. Yani 75UD9650 model bir televizyon alırsanız LG veya AUO panel MB130S anakart ile bu televizyon evinize gelecektir. Aynı zamanda size 190 santim 2x12 watt çıkış gücü olan ben size daha önemli bilgileri vermedim galiba, çok özür dilerim. Evet, bu paneller arkadaşlar üretici kim olursa olsun Direct LED teknolojisine sahip. Aynı zamanda DLED narrow bezel panel tipi ve Direct LED backlight modül set ultra narrow bezel kabin tipine sahip bunlar. Yani backlight modül set demek arkadaşlar kasasını kendileri yapıp LED çiplerini içine kendileri yerleştirip polarizer katmanlarını yuvalarına koyup en ön tarafına hücre yapısını yerleştirdikleri anlamına geliyor. Onu da size şöyle gösterebilirim. Aslında bu büyük tesadüf oldu bu burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz hücre yapısı, alt tarafında gördüğünüz beyaz olan kısımda bizim polarizer dediğimiz katman oluyor. Bu 32 inç bir televizyon. Tabii 75 inç olanında bunu bu kadar gönül rahatlığıyla oradan oraya alıp atamıyoruz. Bu da benim zaten testlerde, denemelerde kullandığım televizyonlardan bir tanesi. Ve yine merak edilen diğer konuyu söyleyeyim arkadaşlar. HDR yok. Yani High Dynamic Range bu üründe yok. Fakat Wide Color Gamut var. Yani VCG, WCG desteği mevcut. 100 Hz donanımsal destek yok. Maalesef yine bütün Vestel üretimlerinde olduğu gibi donanımsal 50 Hz bir panele sahip. Pixel'ın zaten Vestel'in kendi teknolojisi diyebilirim. Evet, kendi teknolojisi patentli arkadaşlar. Avrupa'dan bunun patentini almıştı Vestel yıllar önce. Menümüz yani OSD dediği On Screen Display karbon menü. Bütün bunları ilaveten de Supermotion Rate değeri 2200 Hz olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi televizyonumuzun teknik özellikleriydi. Peki benim bu televizyonla ilgili görüşüm ne diye sorarsanız, merak edersiniz arkadaşlar, 75UD9650 benim için tamamen hayal kırıklığıdır. Sebebi şu, nasıl anlatayım size? Benim beklentim şöyle oluyor. 32 inç kaliteli, yani kalite demeyeyim, özellikli, 40 inç daha özellikli, 43 inç biraz daha özellikli, 50 inç daha da özellikli, 55. Yani ben ekran boyutuyla birlikte aslında özelliklerin de artmasını bekleyen bir kişisel yapıya sahibim. Bu benim görüşüm. Belki sizler öyle düşünmüyor olabilirsiniz. Fakat ben şimdi 75UD9650'yi bizzat incelemişim, görmüşüm, performansını test etmişim. 55UD9650'ye baktığımızda arkadaşlar, hatta ben şurada hazırlamış da olabilirim müsaadenizle. Evet, 55UD9650'ye baktığımda White Color Gamut High Brightness, aynı zamanda 10 bit High Dynamic Range özelliği görüyorum. Bakın bu 55 inç olanda. Yani ne saydık? VCG, HB, HDR 10 bit saydık değil mi? Burada. Bakın bir panel 4 özellik saydım size 55UD9650 için. Şimdi 65UD9650'ye bakalım. White Color Gamut, High Brightness, yani 2 oldu. Hemen HDR'a bakıyorum. HDR, çok özür, şöyle bir Control Find yapayım. Bulamadım. HDR yok. Dolayısıyla zaten hani bu üründe şu an görüyorum 10 bit panel desteği de yok. Kaldı mı size arkadaşlar 2? Az önce 55UD9650'de 4 özellik saydık. Bunda 2'ye düştü. Şimdi ben bir de 75UD9650'ye bakayım. White Color Gamut. White Color Gamut. Bitti. Arkadaşlar 55 inçten yola çıktık. Yani bu şey gibi oluyor. Hani çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane vardı bilmece nar. Bizimki eve geldik, çarşıda aldığımız hiçbir şey kalmamış gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi ben 75 inç bir televizyona, fiyatını da bilmiyorum aslında. Yani merak edip araştırmadım. Ama hemen müsaade ederseniz şuradan bakalım. 75UD9650 diyelim. Merak ettim kaç liraymış. ...8.299 lira gibi bir rakam görüyorum arkadaşlar. Hepsi burada sitesinde. Gitti gidiyor da 8.349 lira. N11'de 8.599 lira. Vatan bilgisayarda 9.499 lira. Şimdi arkadaşlar ben bir televizyona kabaca 10.000 lira para vereceğim. Fakat üreticiler benim bu üründen, yani 55 incinde olan özellikleri benden alacaklar. Bu aslında benim çok da kabul ettiğim bir şey değil. Dolayısıyla 75UD9650 benim için hayal kırıklığıdır dememde ben çok da bir sakınca görmüyorum. Alınır mı derseniz, 75 inç bu özelliklerde bir televizyon alacağıma ben 65 inç daha yüksek özelliklerde bir televizyon almayı tercih ederim. Çünkü Supermotion Red değeri yine 2200 Hz olan 65 inç panel 75 inçten bana çok daha yüksek özellikler sunacaktır. High Brightness özelliğini çok özür dilerim, çok küçümsememek lazım. Çünkü aslında HDR olan televizyonlarda bana sorarsanız teknik olarak zaten HB desteğinin, yani High Brightness desteğinin olması lazım. Çünkü HDR desteğinin ortaya çıkması için daha yüksek bir ışık kaynağına ihtiyacımız oluyor. Şimdi siz insanlara bir modelde hem White Color Gamut hem HB, yani High Brightness, hem de HDR desteği vereceksiniz. Ama onun daha yüksek olan modelinde bunu vermeyeceksiniz. Bu sanki yanlış bir pazarlama stratejisi gibi geliyor bana. Bu televizyonu 10.000 lira eder mi arkadaşlar derseniz, kesinlikle etmez. Ben bu parayı asla bu televizyona vermem diye düşünüyorum. Aynı zamanda son dönem dolar kurları oynamalar, fırlamalar, hoplamalar, zıplamalar neticesi bizim bundan bir ay önce, 2 ay önce 2000 lira diye konuştuğumuz televizyonlar, forum üyelerimizden de bunların isyanını sürekli alıyorum. Bundan 2 ay önce 2000 lira diye konuştuğumuz televizyonun bugün 4000 lira olması akla mantığa yatkın bir şey değil. Bu televizyonlar bu paraları eder mi derseniz arkadaşlar, teknik olarak etmez. Ama ülkemizin koşulları bunlar, pek yapabilecek bir şey de yok diye düşünüyorum. Konuşmanın bundan sonrası biraz daha siyasete girecek. Hiç de bizimle ilgili bir konu değildir. Biz teknik konulardan uzaklaşmayalım. 75UD9650 ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa bu videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Benim gözümden kaçan bir şey varsa seve seve cevaplarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.